Merhaba, Firewall Destek Merkezi olarak yeni bir Aruba videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda ne yapacağız? Aruba Instant AP'de Radius sunucu üzerinden kullanıcılarımızı doğrulayacağız. Yani 802.1x işlemimizi yapacağız. Bunu da yapmak için neyi kullanacağız? Windows Server'ın NPS özelliğini kullanacağız. Öncelikle şöyle kontrolümüzü açalım ve tabii bunun için bir tane sunucuya ihtiyacımız var. Ben burada örneğimizde Active Directory sunucusunun üzerine NPS sunucuyu kuracağım ama siz bunu ayrı bir sunucu olarak da kurabilirsiniz. Bağlan diyelim. Sunucumuza bağlanalım. Evet, sunucumuz açıldıktan sonra hemen dashboard ekranımıza geliyoruz. Add role and feature diyoruz. Next. Role based feature diyoruz. Next. Buralar zaten next'e gidiyor. Kuracağımız sistem ne? Network Policy and Access Server 1. İkinci olarak da Active Directory Certificate Server. Bazı durumlarda bunu da kullanacağız. Şimdiden onu da kurmuş olalım. Next dedik. Yine next dedik. Sertifika tarafında Web Enrollment ve Certificate Authority bizim için şu anda yeterli. İkisini ihtiyaç olması durumunda kullanacağız. Next diyoruz. IIS rollerini kuruyor. Buradaki işlemler tamamen next'te yapacağımız işlemler. Bu NPS tarafındaki ayarları daha sonra yapacağız. Kurulum bu şekilde devam edecek. Ben videoda çok yer kaplamaması için kurulum işlemi bitene kadar videoyu durduracağım. Sonrasında tekrar devam edeceğim. Kurulum işlemimiz devam ediyor. Bu arada biz de burada birkaç kullanıcı oluşturalım kullanmak için. Şu an bir kullanıcımız yoktu. Bir kullanıcı da oluşturalım. Onun için Active Directory User and Computer'a geliyoruz. Users'ın altında sağ tıklayıp New User diyerek bir kullanıcı oluşturalım. İlhan diyelim kullanıcı adımız. Şifremizi de girelim. Bizim demo ortamımız olduğu için şifre değişmesin, şifremiz süresi dolmasın diyelim. Next. Finish diyerek kullanıcımızı da öylelikle oluşturmuş olduk. Burada kullanıcı gruplarınıza göre de bu işlemi yapabilirsiniz. Bunları daha sonraki videolarımızda göstereceğiz. Kullanıcı gruplarınıza göre VLAN'lara atamayı ve orada ayrı VLAN'lardan çıkarmayı daha sonraki videolarımızda göstereceğiz. Bu videomuzda sadece Radius sunucu olarak NPS'in nasıl kurulduğunu, NPS üzerinden doğrulamayı nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Kurulum işlemimiz devam ediyor. Evet, kurulum işlemi devam ediyor. Bu bir 10-15 dakikayı bulabiliyor. Tabii makinenizin özelliklerine bağlı olarak da biraz daha hızlı olabilir. Kurduğu çünkü servisler var. Hem Active Directory Certificate Service hem de Network Policy Service altında bununla ilgili servisleri gördüğünüz gibi kuruyor. Bir 10-15 dakikayı buluyor. Bittiği zaman biz NPS tarafında işlemlerimize devam ediyor olacağız. Evet, kurulumumuz tamamlandı. İlk servislerimizi kurdu. Bunu kapatalım. Şimdi önce Active Directory Certificate servisi bir aktif etmemiz gerekiyor. Bunu bir aktif edelim. Next diyelim. Hem Certification Authority hem de Web Enrollment seçeneğini aktif edeceğiz burada. Next diyelim. Enterprise CA kullanacağız. Root CA'imiz olacak. Private Key, yeni bir Private Key oluşturacağız. 2048 uzunluğu olacak ve SHA-256 olacak. Next dedik. Sertifikamızın görünüşü bu şekilde olacak. İsmi CA name'i Aruba Lab, Aruba Lab
DCCA şeklinde olacak. Next dedik. Validating 10 yıl olarak yapabiliriz. Ama hani süresi dolabiliyor. Çok kısa da tutmamakta yarar var. Ama tabii siz bu certification servisi kullanmayabilirsiniz valiz tarafında. Bir kendi satın almış olduğunuz özel sertifikanız vardır. Onu da kullanabilirsiniz. Configure diyelim. Bu işlem bittikten sonra MPS tarafına başlayacağız. MPS tarafında ne yapacağız? Bir Radius Client olarak access point'imizi ekleyeceğiz. Daha sonrasında ise 802.1x wireless ayarlarımızı yapacağız. Bunlar için wizard kullanarak hızlı hızlı işlemleri tamamlayabiliriz. Tek tek yapabileceğimiz gibi dediğim gibi wizard'da da yapabiliriz. Wizard bir kolaylık ama siz özel geliştirmeler yapacaksanız ya da özel bazı ayarlarıyla oynayacaksanız wizard'ı kullanmayabilirsiniz ya da önce wizard'da kurup sonrasında gereken yerleri değiştirebilirsiniz. Ben genelde önce wizard'da kuruyorum, daha sonra değişmesi gereken yerleri değiştiriyorum. Şimdi Network Policy servisimize geldik. Öncelikle Network Policy servisimizi Active Directory'ye registre ediyoruz. OK dedik. Radius Client and Server'ın altına geliyoruz. Radius Client tarafında Radius Client üzerine sağ tıklayıp New diyoruz. Buraya bizim Aruba AP'mizi ekliyoruz. IP adresimizi giriyoruz. Access Point'imizin IP adresini. Verify edelim. Bulabilecek miyiz? Evet. Bir secret key giriyoruz. Bunu birazdan zaten access point üzerinde girerken gireceğimiz bir şifre olacak. Bu oradaki radius ayarlarında. OK dedik. Radius tarafımızda radius key'imizi girdik. Şimdi MPS'e yine en üste tıklayalım. Standard configuration'ın altında radius servers for 802.1x wireless or wired connection'a geliyoruz. Configure 802.1x diyoruz. Secure Wireless Connection kablosuz tire internet diyelim. Next. Radius client'ımız zaten Aruba AP'miz var. Burada EAP'da ne kullanacağımızı bize soruyor. Protected EAP ya da Secure Password MSAP versiyon 2 kullanabiliriz. Biz versiyon 2 kullanacağız. Bu örneğimizde. Next dedik. Hangi gruplar için bunu kullanacağız? Burada birden fazla eğer grubunuz var ve belirli gruplar için yapıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben burada standart bütün domaine dahil kullanıcıların girmesini istediğim için domain user grubunu kullanacağım. Next dedik. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ve finish diyerek MPS tarafındaki işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi MPS'te ne yapıyor? Bir tane yaptığımız işlemlerine Radius Client ekliyoruz. Daha sonra bir Connection Request Policy ekliyoruz. Son olarak da bir Network Policy ekliyoruz. Connection Request Policy'ye şöyle bir bakalım ne varmış. Condition kısmında NAS Port Type dediğimiz Wireless yani hangi yöntemle bu gelecek? Wireless üzerinden gelecek. Onu burada belirliyoruz. 802.11 protokolü üzerinden geleceğini belirliyoruz. Başka burada yaptığımız bir işlem yok. Network Policy'ye geliyoruz. Burada da Condition kısmında gördüğünüz gibi NAS port type'ımız yine wireless protokolü ve grup olarak da Windows grup, domain user grubunu seçtik. Authentication metodumuz MSSHAP seçili. Onu seçtiğimiz için alt taraftaki bu 4 seçeneği de seçmemiz gerekiyor. Burada authentication'ın ne kadar süre denemeli, kaç kere denemeli yapabiliriz. Belirleyebiliriz oradan. Burada herhangi farklı bir ayar yapmıyoruz. Daha sonra son olarak Reduce Attribute kısmında ise Frame Protocol ve Service Type kısmı var. Burası ile ilgili daha sonraki videolarımızda VLAN'ları atama ile ilgili bilgileri göstereceğiz. Ya da Reduce değerleri gönderme ile ilgili bilgileri daha sonraki videolarımızda göstereceğiz. Bu videomuzda amacımız MPS Server'ı kurup varsayılan haliyle bütün kullanıcıları tek bir radius sorgulamasından geçirip internete çıkarabilmek. Ve özel bir radius tarafında özel bir değişiklik yapmayacağız. Yani herhangi bir VLAN attribute'u
kontrolümüze dönmeyeceğiz ya da farklı bir etkinlik kontrolümüze dönmeyeceğiz. Şimdi MPS tarafındaki işlemlerimiz bitti. MPS'imiz şu an hazır durumda. Gelelim bizim access point'imize. Access point'imize geldik. Öncelikle yapılandırma güvenliğin altından bir kimlik doğrulama sonucumuzu ekleyelim. Geldik sonucumuza. Radius kimlik doğrulaması dedik. DC diyelim. IP adresimiz 192.168.168.10. Zaten bildiğiniz gibi yetkilendirme ve hesap tutma portlarımız 18.12 ve 18.13. Bunlar standart portlar. Bunları kullanıyoruz. Biraz önceki girmiş olduğumuz Pre-Shared Key'yi giriyoruz. Yani Radius Client olarak cihazımızı eklerken ki Pre-Shared Key'imizi giriyoruz. Bu kimlik doğrulama ve hesap tutma sunucusu olarak geçecek. Ve tamam diyerek kaydet diyoruz. Burada sunucumuzu eklemiş olduk. Kimlik doğrulama sunucumuzu. Şimdi tekrar gelelim ağlara. Head diyelim. Personel tire Radius diyelim. Personel olarak da bırakabiliriz. Personel diyelim. Kablosuz olacak yine. Çalışan bir çalışanlarımız için kullanacağız bunu. Sonraki diyeceğiz. Yine planımızı biz burada elle veriyoruz şimdilik ama daha sonra bu plan atamayı da daha sonraki videolarımızda göstereceğiz. Sonraki dedik. Kurumsal VPA2 kurumsal kimlik doğrulama sunucusu olarak DC'yi seçiyoruz. Burada e-app yük boşaltmayı aktif ediyoruz. Ve dolaşım için KVV 802.11v'yi aktif ediyoruz. Böylelikle ayarlarımızı yaptık. Şimdi sonraki diyelim ve erişim kuralında herhangi bir kısıtlama yapmayacağız. Şu anda son dedik. Ve yeni bir SSID yayınlamış olduk. Bu SSID'miz personel SSID'si. Personel SSID'sinde biz aktif direktörümüzdeki kullanıcılarla oturum açabileceğiz. Hemen deneyelim. Geldik. Personel bağlan diyelim. Evet, personel ağımıza bağlanırken bizden kullanıcı adımızı sordu. Kullanıcı adımızı yeni oluşturmuştuk zaten. Yazdık. Şifremizi yazdık. Tamam dedik. Devam edilsin diyor. Evet dedik. Şimdi kullanıcımız MPS üzerinden doğrulamasını yapacak ve gerekli bizim verdiğimiz IP bilondan IP'sini alacak. Şimdi hemen gelelim istemcilere tıklayalım. Gördüğünüz gibi İlhan istemcisi bizim 20'li bloktan IP'yi aldı ve personel bilondan bağlandığını burada görmüş olduk. Ve 2.4 olarak bağlandı. İsterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Yeni bir kullanıcı oluşturalım Active Directory'de. Öncelikle bundan önce Active Directory'de bunun logunu nasıl görebileceğimizi size göstereyim. Yine Server Manager'a geliyoruz. Tools'un altında Event Viewer'a geliyoruz. Event Viewer'da Custom View, Server Role ve Network Policy and Access Server'a geliyoruz. Burada kullanıcılarımızın doğrulamaları ile ilgili aldıkları hem olumlu hem de olumsuz, yani hem bağlanabildiği hem de bağlanamadığı durumlarda bakacağımız yer burası. Buradan logları görebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bizim logumuz düştü. İlhan kullanıcısı Aruba AP'mizden geldi ve otantike olabildi. Şimdi yeni bir kullanıcı oluşturup onunla deneyelim. User diyelim. Firewall destek olsun. Kullanıcımızı oluşturuyoruz şimdi. Şifremiz yine gitmesin. Evet, şimdi kullanıcımızı oluşturduk. Gelelim. Öncelikle şuradan kullanıcımızı bir keselim bağlantısını.
Gelelim buradan da bağlantıyı kes deyip unut diyelim. Evet, personel bağlantımızı unuttuk. Şimdi yeniden bağlan diyelim. Kullanıcı adımız buydu. Yeni şifremizi giriyoruz. Bağlan dedik. Evet, gördüğünüz gibi kullanıcımız bağlandı. Burada da yeniden bir hemen güncelleyelim. Gördüğünüz gibi firewall destek kullanıcısıyla kullanıcımız burada oturumunu açabildi ve internete şu anda o bağlantı üzerinden çıkabiliyor. NPS'te bakalım logumuz gelmiş mi? Hemen refresh diyelim şurada. Gördüğünüz gibi NPS'te firewall destek kullanıcısının logu buraya düştü. Yani biz NPS'te ki işlemler bu kadar basit. Daha sonrası hani standart olarak kurmak isterseniz bu şekilde kurabilirsiniz. Ama siz ilerleyen aşamalarda farklı personel gruplarınıza farklı VLAN'lara atama yapacaksanız burada MPS üzerindeki değerlerle oynayarak bunları da yapabilirsiniz. Ama biz burada varsayılan olarak MPS server'ın nasıl kurulacağını, MPS server üzerinden Radius Authentication nasıl yapılacağını ve kullanıcılarımızın aktif direktör üzerindeki kullanıcılarıyla nasıl internete bağlanacağını böylelikle size göstermiş olduk.